Adem Yılmaz, AK Parti Bielefeld Münster Bölge Seçim Koordinasyon Merkez Başkan Yardımcısıyım. Buradaki çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Buradaki çalışmalarımız, vatandaşın sandıklara gelmesi konusunda yardımcı oluyoruz. Otobüslerimiz, servislerimiz var. Vatandaşlarımıza sandık bölgelerine gelmesi için bu imkanları sağlıyoruz. Onun dışında sandıkların başında görevlilerimiz var. Bu görevlilerimiz buraya gelen vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar. Her bölgede AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezleri bulunmaktadır. Bu AK Parti seçim koordinasyon merkezlerine başvurdukları takdirde her türlü vatandaşlarımızı sandık bölgesine ulaştırılması konusunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İttifakın her türlü salon programlarına izin veriliyor. Fakat bizim hiçbir şekilde çalışmalarımıza izinler alınamıyor veya alınan izinler iptal edildiğinden dolayı maalesef hiçbir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiremiyoruz. Ne kadar özgür bir ülkede yaşasak da maalesef kısıtlamalar oluyor. Alman basını her zamanki gibi güçlü Türkiye'yi ve güçlü Türkiye'yi savunan, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan'ı tabii ki kötülemek için elinden geleni yapıyor. Diğer ittifaka geldiği zaman bunların Alman kanallarında her türlü reklamları yapılıyor veya seçim süresi içerisinde akşamları Alman kanalları, televizyon programları oluyor. Bu programlarda vatandaşa bilinçaltına farklı şeyler işlemek için farklı programlar sunuyorlar. Tabii ki bu konuda biz bir şey yapamıyoruz. Çünkü onlara geldiği zaman demokratik bir ülke, bize geldiği zaman kısıtlamalı bir partiye dönüşülüyor. 2018 seçimlerine göre katılımın yoğun olduğu söylendi ama aslında bugün havalimanı boş, ilk birkaç gün yoğun geçmiş. Fakat sizler sahadasınız, çeşitli bölgelerde etkin bir şekilde görev yürütüyorsunuz. Bölgedeki Türkler katıldılar mı, oy kullanıyorlar mı yoksa? Bizim bölgemizdeki Türkler tabii ki oylarını kullanıyor. Eğer oylarını kullanmasalardı şimdiye kadar 1 milyonu geçmezdi oylar. Eğer 1 milyonu geçtiysek ki ne mutlu bize. Şu anda 1,5 milyon üzerinde yaklaşık oy kullanıldı. Tabii bunda da bizim parti olarak bayağı katkımız var. Çünkü vatandaşın buraya ulaşımını sağlıyoruz. Ve oy kullanmaları için, demokratik haklarını kullanmaları için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz. Geçen 2018 seçiminde Münster Başkonsolosluğu'na bağlı 103 bin seçmenimiz vardı. Şu anda 104 bin civarında seçmenimiz var. Hani sayıda herhangi bir eksilme yok. Hemen hemen aynı konumda. Fakat oylar artmış bir şekilde. Benim şahsi bakış açıma göre her artan oy bizimdir. Çünkü bizim seçmenimiz devamlı bir şey olmaz. Ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımız kazanır bir bakış açısı vardı. Fakat bu seçimin bir 100 yıl seçim olduğunun herkes bilincinde. Geçen mesela sandık başında 65 yaşındaki bir amcanın gelip ilk kez oy kullandığını hepimiz gözlemlemiş olduk. Ve ne olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağız diye söylemi de oldu. Peki bu zamana kadar oy kullanmamış, neden bu seçimlerde oy kullanmış? Çünkü 100 yılın bir seçim olduğunu ve bu seçimin ne kadar önemli olduğunu Türk milleti farkında. Benim aday olarak gördüğüm tek bir kişi var, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Afrika'daki bir Müslüman kardeşimiz bizden bir ümit bekliyorsa ben tabii ki Recep Tayyip Erdoğan derim. Benim için bunun dışında başka hiçbir parti olamaz. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.